Ya tabii yeni bir kan, yeni bir hücre. Şu an bir parti çöplüğü gibi. Bir denenmeli, bir şans verilmeli bence. Ali Oğlan'la çok sempatim var zaten. Çok aşırı bizi üzen şeyler oluyor. İnşallah bunların olmamasını istiyorum. Baştaki partimizin eskiliğini düşünüyorum ben. Yönetemediğini düşünüyorum. Yeni partilerde her zaman açığız. Yani AK Parti'ye oy veriyor veya CHP'ye oy veriyor. O yüzden bu tür yeni açılan partilerin bir şansı olduğuna inanmıyorum ben. İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu başkanlığında Anahtar Parti dün Ankara'da düzenlenen törenle kuruluşunu ilan etti. Yeni kurulan bu parti hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani adı üstünde yeni kurulmuş. Yani ne getirir ne götürür. Tabii bunu zaman gösterir. Vaatleri nedir? Ne vaat ediyor? Ne yapabilir? Yani şans verilmeden bilemezsin bunu. Ya tabii yeni bir kan, yeni bir hücre değişiklik olabilir tabii ki. Bir insana da takılmamak gerek. Bunu zaman gösterir. Şans verilirse de neler yapılacağına bakılabilir yani. Olabilir, yeniliklere açık bir insanız. Ben şahsen değerlendirebilirim kendi fikrimce. Vallahi Türkiye'de yeni kurulacak bir parti Türkiye'ye ne getirir tam olarak bilmiyorum ama Türkiye'nin zaten şu an bir parti çöplüğü gibi. Yani çünkü hiçbir parti kendi mevcuttaki politikalarını doğru dürüst yansıtabildiğini düşünmüyorum ben. Ve gelecek siyasetçiler de yani yine aynı siyasetin içerisinden insanlarsa bu Türkiye toplumuna pek bir şey katacağını düşünmüyorum. Çünkü toplumda şu an sosyal bir çürüme mevcut ve ayrıca siyaset bu sosyal çürümeye bir fayda sağlamadığını düşünüyorum. Çünkü son günlerde de bildiğiniz gibi bazı açıklamalar var. İşte onun konuşması gibi ya da farklı şeyler gibi. Yani Türkiye'de öncelikle bu sosyal çürümenin önüne geçilebilecek siyasi adımlar atılması gerekiyor. Yeni bir partinin de Türkiye'ye bir şey katacağını düşünmüyorum. Çünkü zihniyet aynı zihniyet ve aynı insanlar bir parti çatısı altında toplanmaya çalışacaklar. Pek faydalı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi partinin ne amaçla, ne üzerinde kurulduğu önemli. Partiyi herkes kuruyor şimdi. Ya milletvekili olarak ya başbakan olarak diye herkes kuruyor. Ama amaç ne? Düzeltmek ne? Türkiye'yi düzeltme amacı ne? Bir de onu öğrenerek ondan sonra deriz ki ya bu adam şu yönde gidiyor, veririk. Niye vermeyek? Vallahi dediğim gibi o partinin üzerine gidiş şekli, yolu çizip gidiş şekli. Bize önemli olan o. Bak şimdiki parti herkes %90'larda hep boşanmada. Neden? Kadın hakları. Yani 18 milyarla çalışıyor, adam boşanıyor, bir de nafaka diyor çatır çatır. Ömür boyu. Ondan sonra ne oldu? Erkek şöyle. Adam kadısı hanımıyla dövüşüyor. 6 ay kızı. Yuvayı kurmuyor ki. Yuvayı tüm dağı diyor. Yani herkesin kurma bir şekli var. Nasıl kuracak bilmem. Basalı millete hayırlı olmasını diliyoruz inşallah. Tabii ki iyi olur. Bence iyi olur. Kendi adıma konuşayım, iyi olur. Hayırlısı hangisiyse olsun. Aynen. Hayırlı olsun derim. İnşallah vatana, millete. Hepimiz için en iyisi gelsin isterim. İnşallah. Allah nasip ederse olur. Bence olur. Bence de olur yani. İnşallah iyiye gider diye düşünüyorum. Bir şey diyemiyorum şu i̇yi anda. İyi düşünelim, iyi olsun. Yani. Bence olur. Yenilikler her zaman için iyidir yani. Olabilir belki de. Yani bir denenmeli, bir şans verilmeli bence. Belki olabilir, kazanabilir diye düşünüyorum. Zaten ben İYİ Partiliyim. Yani kökenimiz MHP ama İYİ Parti'ye geçmiştik. Oradan bir şey çıkmadığı için muhtemelen bu kuran kişiden de bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Yani neden? Çünkü çoğunlukta insanlar yani AK Parti'ye oy veriyor veya CHP'ye oy veriyor. O yüzden bu tür yeni açılan partilerin bir şansı olduğuna inanmıyorum ben. Vallahi inşallah hayırlısı olur. Yeni parti olabilir. Güzel olur değişiklikler. Pahalılıktan belki bir düşüş olur. Ekonomi değişir. Güzellik gelebilir. Bence çok iyi oldu. Yani en azından karar olarak öğrencilere destek çıkılması güzel olabilir. Ekonomi olarak yeni kararların gelmesi gerekiyor. Bence iyi oldu ya. Kötü olmadı. Ben kötü olduğunu düşünmüyorum şahsen. Ali Oğlan'la çok sempatim var zaten. Hakkında hayırlısı olmasını vatanın milletin derim yani. Bence iyi olur. Çünkü milliyetçi bir insan. Milliyetçi bir kökenli. Bence ülkemiz için, vatanımız için hayırlı olacağını düşünüyorum. Yani ülkemizde ne gibi değişiklikler olur? Yani şey olarak yani düzen geleceğine inanıyorum onun geldiği zaman. Daha düzgün bir yönetim sergileyeceğini, adaletli olacağını düşünüyorum. İnşallah haklarında hayırlısı olur ama dediğim gibi çok da bilmiyorum ama Ali Ağa'nımız bayağı sevdiğim bir insan. Kişiliğini, görüşlerini de seviyorum. Yani hayırlısı olsun diyelim. Yeni bir parti. İYİ Parti'den ayrılan bir parti. Pek de bir şey beklemiyorum. İnşallah ülkemize hayırlı olsun isterim. Yani şu ortamın düzelmesini isterim yani daha çok. Kadın ölümlerinin olmamasını isterim. Çocuk ölümlerine, çocuk istismarlarına. Bunların hiçbirinin olmamasını isterim. Yani çok şeffaf bir ülke isterim. İnşallah iyi olur. O kadar çok iyi olmasını isterim ki ülkemizin. Yani gerçekten çok kötü olaylar oluyor. Çok aşırı bizi üzen şeyler oluyor. İnşallah bunların olmamasını istiyorum.
Vallahi kurulsun, kurulmasından yana. Bizde yeni partilere ihtiyacımız var yani. Baştaki partimizin eskiliğini düşünüyorum ben. Yönetemediğini düşünüyorum. Yeni partilere her zaman açığız. Partiyle alakalı zaten ekonomik sorunlar, her şey. O yüzden kurulmasını istiyoruz.